Ekran tuşu ya bu şekilde bas. İki tane resim üzerinde çalışacağım. Bununla çalışmayacağım. Masa üstünde. Şurada bir tane resim açacağım arkadaşlar. Başka bir resim açacağım. Şöyle bir resim açıyorum. Ha, pardon. Bunu açmayacağım. Başka bir resim bulacağım. Bir dakika. Şöyle, ha şu resmi alacağım. Bu resmi seçmek daha kolay. Bu resmin gökyüzünü seçeceğim ve bulut getireceğim buraya. Bulutlar koyacağım. Böyle sade bir gökyüzü değil de bulutlu bir gökyüzü istiyorum ben burada. O yüzden şöyle yapacağım. Şimdi burada hızlı seçim aracı var bakın. Quick Selection Tool var. Pardon, Quick Selection değil. Magic Wand Tool var. Sihirli değnek. Tıklıyorum buraya. Seçimi dahil etmek istediğim yerlere Shift'le tıklıyorum. Dahil ediyorum. Bakın şu şekilde. Daha sonra ben bunun buradan bu gökyüzünü sileceğim. O yüzden gökyüzünü değil de sadece resmi seçeceğim. Bakın buradan Select deyip Inverse diyeceğim. Tersini seçeceğim ve bu layer'ı, bu yani katmanı daha sonra Ctrl J ile kopyalayacağım. Bakın şurada gökyüzü yok. Gördünüz mü? Sildim. Ama alt katmanda var. Ama burada üsttekinde yok. Şimdi ne yapacağım? Ben buraya gökyüzü olan bir farklı bir resimden gökyüzü alacağım. Şimdi File yine Place Embedded diyorum. Yani yerleştir diyorum. Gömülü bir şekilde resmi diğer resmin içerisinde yerleştir diyorum. Şurada bir bulutlu gökyüzü bulacağım bir tane. Dosyaları size yollarım. Daha sonra şuradan bir bulutlu gökyüzü arıyorum. Bir dakika. Bulutlu bir gökyüzü arıyorum. Evet, şuradan buldum. Bunu alacağım. Place diyorum. Bakın yerleştir diyorum içerisine. Daha sonra bunu taşıyıp yine Shift tuşuyla genişletiyorum. Bakın bu şekilde. Sonra yeterince arkadaşlar bunu genişletmek yerine aslında ne yapabilirim? Bunu evet genişletip daha sonra Enter'a basıyorum. Ve daha sonra şöyle yapacağım. Şu kısmını şuradaki kısmını seçeceğim. Şuradaki Rectangular Marquee Tool'la yani dikdörtgensel seçim aracıyla seçeceğim. Ve şöyle bu kısmı bulutlu kısmı seçeceğim. Buradan alacağım. Ve bir dakika şöyle yapalım. Daha geniş bir alan seçelim. Şu kısmı seçiyorum. Ve daha sonra burayı üst kısmı değil de alt kısmını sileceğim. O yüzden de yine tekrar Select deyip Inverse yani tersini seç diyeceğim. Ve daha sonra Delete'e basacağım. Ama bunu ne yapamıyorum? Çünkü bakın bana nasıl bir uyarı veriyor. Diyor ki bu resim düzenlenebilir resim değil. O yüzden sağ tuş yapacağım. Üzerine Rasterize Layer diyerek bunu düzenlenebilir hale getiriyorum. Daha sonra deli ekliyorum. Bakın şu kısmını sildim. Üstü kaldı. Ama böyle baktığımızda bu hoş görünüyor mu? Bakın bir dakika. Şuradan çıkalım. Güzel görünüyor mu? Çok dümdüz. Böyle hoş görünüyor. O yüzden yapacağım şey şöyle olacak. Bu en üstteki katmanı tutacağım. Bunun altına getireceğim. Bakın şöyle. Şimdi üstte yeşilliğin olduğu katman var. Gökyüzü bir alt katmanda. Bunu artık taşıma katmanıyla şöyle taşıyacağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde ne yaptım? Bu artık arka planı bulutlu hale getirdim. Bakın katmanlarla çalışarak 3 tane katmanım var. Bu şekilde bulutlu hale getirdim. Bakın şöyle göstermeyeyim. Böyleydi. Sıkıcı bir manzaraydı. Bakın daha canlı bir gökyüzü elde ettim bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Bunu peki şeyde nasıl yapabiliriz? GIMP'te nasıl yapabiliriz? Onunla uğraşalım şimdi. Bunu kapatıyorum bu uygulamayı. İsterseniz tabii kaydedebilirsiniz. Kaydederken eğer File Save As deyip eğer bunu JPEG olarak kaydederseniz bir daha düzenleyemezsiniz arkadaşlar bunu. Şu katmanlar görünmez bakın. Şuraya şey diyelim. Gökyüzü ekleme diyelim arkadaşlar. Bunu da masa üstüne şu şekilde kaydedelim. JPEG olarak kaydedelim. Bakın bir de ne yapalım arkadaşlar? Bunu bir de Save As deyip daha sonra diyelim ki bu dosya üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Gölgeler oluşturacağız vesaire diyelim.
O yüzden bunu PSD olarak kaydedelim. Bakın Photoshop'un kendi PSD uzantılı formatı. Bunu masa üstüne yine gökyüzü ekleme diye 2 diye kaydedelim. Bakın okey diyelim. Şimdi ben bunu file open deyip bir JPEG dosyasını açayım masa üstünden. Neydi? Gökyüzü ekleme isimli dosyayı. Bir PSD formatında vardı, bir de JPEG formatında. JPEG'i açmaya çalışıyorum. Open diyorum. Bakın açtım, artık hiçbir düzenleme yapamam üzerinde. Ama çünkü hepsini tek bir katman haline getirmiş. Ama ben ne yapabilir? PSD olarak kaydettiğim dosyayı açarsam ne olur? Bakın şu şekilde üzerinde artık her türlü değişikliği yapabilirim. Mesela buraya bir tane şey ekleyebilirim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir katman maskesi ekleyip bunun üzerinde farklı farklı denemeler yapabilirim. Burada gördüğünüz gibi. İşte fırçayı alırım mesela. Burayı boyarım böyle. Biraz daha gri bulutlar oluştururum falan. Ama JPEG dosyasının üzerinde çalışamazdım. Bu şekilde daha böyle gri tonlarda gökyüzü elde edebilirim fırçayla boyayarak. Bu şekilde daha sonra level diyerek burada şey yapabilirim arkadaşlar. Bunun açıklığını, koyuluğunu ayarlayabilirim. Gökyüzünün açıklığını, koyuluğunu ayarlayabilirim. Burada gördüğünüz gibi orta tonlarla çalışabilirim. Daha kapalı bir gökyüzü elde ettim. Bakın bu şekilde bulutlu. Bu şekilde. Bunu ne yapalım? Kaydedelim ve aynı şeyi GIMP'te nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi GIMP'i açıyorum. Açık dosyayı kapatalım. Şimdi dosya deyip aç diyerek bu dosyaları açalım. Neredeydi? Şuradaydı. Bu dosyaları bulalım. Burada arkadaşlar bir süremize bakalım. Dersimizin süresi ne kadar kalmış? Beni takip edebildiniz mi arkadaşlar? Evet, güzel. Tamam. Devam edelim arkadaşlar madem. Şimdi GIMP'e döndük. Bu dosyayı bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bu dosyayı, tüm dosyaları göster diyelim. Şu şekilde buradan bulmak da bir sıkıntı. En iyisi biz kendimiz şuradan bulmaya çalışalım o dosyayı. O dosyaları bulalım ve onlar üzerinde çalışalım. Neredeydi bu dosyalar? Şimdi bir tanesi şuydu. Bir tanesi de araba resmi gibi bir şey vardı üzerinde. Bir gökyüzü resmi. Onu bulalım. Nerede, nerede? Bir sürü resim var. Bir dakika. Evet. Kontrolle şu ikisini seçtim. Kopyala dedim. Ve canlı ders dosyalarının içerisinde bunu attım. Test diyorum. İki tane dosyam var. Şimdi bunu GIMP'te açacağım. Dosya aç diyorum. Şurada ön izlemesine bakalım. Evet, birinci dosyamız bizim buydu. Burada ne yapmıştık biz önce? Şimdi sihirli değnek aracımız vardı. Şuradaki seçim araçlarından onu bulalım arkadaşlar. Neredeydi sihirli aracımız? Bir ona bakalım. Şuradaydı. Bulanık seçim demiş buna. Şuradan gökyüzünü seçiyoruz. Bakın şu şekilde. Dahil etmek için yine Shift tuşunu basmamız gerekiyor. Sadece gökyüzünü seçeceğiz. Bu şekilde. Gökyüzünü seçeceğiz. Tamam, seçtik. Şimdi gökyüzünü değil, biz aslında ne yapmak istiyorduk? Arka tarafı kullanmak istiyorduk. O yüzden seçim tersine çevir diyeceğiz ve daha sonra gökyüzünü seçmiştik. Tersine çevir diyeceğiz ve daha sonra bunu yeni bir katmana taşıyacağız arkadaşlar. Şöyle dememiz gerekiyor. Ctrl C deyip şuradan yeni katman oluşturup Ctrl V diyelim. Sadece bakın ne aldık biz burada. Şöyle kapatalım burayı. Gökyüzü burada bakın yok. Şurada şunu açalım.
Ne yapmışız? Bu şekilde katmanlar oluşturduk. Bakın şurada şu katmanı silsek acaba ne olur? Bir bakalım. Şurada gördüğünüz gibi üst katmanda şurası silinmiş durumda. Yani şu üst katmanı gösterdiğimiz zaman ne yapacağız? Şimdi şu iki katman arasında diğer resmi getireceğiz, yerleştireceğiz. Şuradan seçili halden çıkmak için de her zaman seçim bir saniye geri alayım. Seçim deyip hiçbiri dememiz gerekiyordu. Bir saniye şöyle yapalım. Şimdi bizim yapacağımız şey nedir? Diğer katmanı bunların arasına getirmekti. Şimdi o yüzden yapacağımız şey şudur. Sayfaya burada var mı arkadaşlara? Bakıyorum. İçeri aktar, dışarı aktar vesaire. O zaman biz de ne yapalım? Aç diyelim. Diğer resmi bu şekilde başka bir yerde açalım. Sonra bunu dikdörtgen seçim aracıyla şu gökyüzünü şuraya alalım. Bu şekilde yapabiliriz. Seçtik. Daha sonra kontrol X diyebiliriz ya da kontrol C diyebiliriz. Buraya geldik. Kontrol V yaptık. Kontrol V yaptık. Seçimi buradaki layer'ı dahil ettik. Şu anda yapacağımız şey bunu taşımak olacak. Bunu değil tabii ki. Neyi taşıyacağız? Gökyüzünü taşıyacağız arkadaşlar. O yüzden şurada yapıştırılan katman buydu. Bu gökyüzünü tutup taşımamız gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz şu anda? Yanlış bir şey yaptık. Bir dakika. Bunu taşımamız gerekiyor. Bir yukarı taşıyalım bakalım. Daha sonra bunu tutup şu yukarı yanlış katmanı taşımayalım. Bunu buraya taşıyalım. Ama yine tabii bunu alta getirmemiz, ortasına getirmemiz gerekiyordu. Araya getirmemiz gerekiyordu. Yapıştırılan katmanın altına getirmemiz gerekiyordu. Bu şekilde. Seçim deyip bu şekilde ne yapacağız? Şöyle bunu bir yukarı taşıyalım. Şunu kapatalım. Evet. Böyle yapacağız arkadaşlar. Taşıyacağız bunu. Biraz uzatmamız gerekebilir bunu. Bunu ölçeklendir aracıyla ölçeklendirelim. Şu şekilde biraz uzatmamız gerekebilir arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Boyutlandırmamız gerekebilir. Şurada. Ölçeklendirmemiz gerekebilir. Geri alalım bir saniye yaptığımızı. Şuradan geri alalım dönüşüm adımlarını. Tamam. Şurada gördüğünüz gibi bunu böyle boyutlandıracağız. Düzgün bir şekilde ölçekle dedik. Boyutlandırdık. Şimdi çalışmamız tamam arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çalışmamız artık tamam. Ne yapabiliriz? Bu şekilde bir gökyüzü ve resim elde ettik. Tamam mı? Dersiniz bu kadardı arkadaşlar. Siz de